elektrik Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu ile beraberiz. Şevket Bey, öncelikle Türkiye'deki faaliyetleri bize biraz bilgi verir misiniz efendim? Kısaca bakarsak aslında Mitsubishi Elektrik Türkiye'de yeni yapılandı. Yani 2012'de şirket kuruldu ve 2013'ten itibaren faaliyetlere başladı. İki ana temel konusu var. Bunlar endüstriyel otomasyon, bugün de fuarında bulunuyoruz, ve klima sistemleri. Evet. Bu iki ana konu. Bunun yanında görsel veri sistemlerimiz ve tabii ki asansör ve yürüyen merdiven sistemleri olmak üzere direkt olarak faaliyette bulunulan ürün ve hizmet olarak bu ürün gruplarımız var. Bunun yanında dolaylı olarak otomotiv alanında. Otomotiv sektöründe de otomotiv varsınız. Otomotiv sektöründe tabii. Daha sonra ulaşım sistemleri, uydu sistemleri vesaire, yani birçok alanda faaliyet gösteriyor. Elektroniğin işin içine girdiği her yerde varsınız diyebiliriz, tabii, değil mi bu anlamda? Tabii tabii, kesinlikle. Ve Mitsubishi Elektrik olarak Türkiye'nin tabii geleceğine inanıldığı için de özellikle klima sistemlerinde Türkiye'ye bir yatırım gerçekleştirildi. Bu sene 2018 Şubat ayından itibaren Manisa'da bir ev tipi klima fabrikamız üretime başladı. Çok güzel. Türkiye'ye yeni bir yatırım olmuş oldu. Tabii tabii, kesinlikle. Ve bu sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da üretilip ihraç edilen ürünler. Burada tabii Türk işçisine özellikle, üretim kalitesine, güvenine sonucu oluşturulmuş bir yatırım. Bunun yanında tabii Türkiye'de 2013'ten itibaren endüstriyel otomasyon faaliyetleri bildiğiniz gibi başladı dedi. Evet. Bu Türkiye ile sınırlı kalmadı. Çünkü Türkiye'de oluşturduğumuz bilgi birikimini kullanarak çevre ülkelere de şu an hizmet vermeye başladık. Bunların başında Orta Doğu ülkeleri geliyor. Bütün Orta Doğu'ya şu an endüstriyel otomasyonda biz destek veriyoruz. Yani Türk mühendis. Endüstriyel dönüşümü, otomasyonu nasıl sağlayacaksınız, tamamlayacak? Dijital üretim teknolojilerinde uzak doğu, özellikle Japonya çok ileride. Ve çok uzun yıllardır aslında biz bu teknolojiye sahibiz ve çeşitli fabrikalarda Türkiye'de de uyguladık. Bu son yıllarda giderek arttı faaliyetlerimiz. Tabii bu dijital fabrika, Endüstri 4.0 konsepti bağlamında Mitsubishi Elektrik'in çözümü e-Factory. E-Factory sistemlerini uygulayarak fabrikayı çok verimli analiz etmek, bütün üretimi, nerede bir aksaklık var, bunları izlemek mümkün. Yani bu teknolojileri çeşitli otomotivde fabrikalarında uyguladığımız gibi şu an kendi Manisa'daki klima fabrikamızda da uyguladık başarılı bir şekilde. Aslında önce kendi fabrikamızda uyguladık diyorsunuz. Sonra Türkiye'deki diğer endüstrilerin de dijital dönüşümünü sağlamak için bir örnek oldu burası. Örnek oldu ama Türkiye'de çeşitli fabrikalarda da zaten uygulamıştık. Yani bu altyapıya sahibiz ki bu teknolojiyi kullanarak yüksek güvenirlikli de özellikle biz Marmaray tüp geçişin altyapısını oluşturduk. Ve o nedenle mesela 2013 Ekim ayında açıldı. Şu ana kadar herhangi bir sorun olmadan işletiliyor. Herkes güvenli geçiyor. Sistemlerimiz 7 gün, yani 365 gün 24 saat devrede. Şimdi bizi seyreden Anadolu'daki sanayiciler bu dönüşümü sizlerle beraber gerçekleştirebilir miyiz diye soracaklar. Ne diyelim onlara? Tabii biz hazırız. Biz hazırız ve üretim fabrikaları olsun veya makine imalatı, örneğin o konuya da değinmem lazım. Türkiye oldukça hızlı ilerliyor bu konuda. Gerçekten çok başarılı yatırımcılar ve bu konuya emek veren çok kişi var. Biz o firmalara da iyi bir destek veriyoruz ve dünyadaki pazar paylarını artırıyorlar. Türkiye makine sektörü. Ve bu konuda çok değişik bir yelpazede onlara hizmet sağlıyoruz.